mide tümörüyle ilgili sorularımız da geldiği için hocam sormuş olalım. Mide tümörünün başlangıç noktası nedir? Nelere dikkat etmesi gerekiyor belirti anlamında? Ya mide tümörünü erken kişinin tanıması çok kolay değil. Belirti verir mi? Belirti vermiyor çünkü çok büyük bir organ. İçerisinde tümörün gelişip de bir kitle basısı oluşturana kadar anlaşılması çoktan sağa sola yayılmasını getiriyor yanında. Onun için işte arada endoskopi yapılması önemli. Şimdi çağımızda önemli bir sıkıntı var. Helicobacter pylori enfeksiyonu çok yaygın. Ne Türkiye'de hocam? Çok yaygın. Helicobacter pylori denilen bir mikrop var. Mikrop. Bunun gastritlerle, ülserlerle ve uzun yıllar hep iltihap sonunda tümörle ilişkili olduğu bulundu. Bu hücresel değişime neden oluyor mide mukozasında ve o hücresel dönüşümle beraber de tümörel gelişim meydana geliyor. Onun için arada endoskopisiz bunu erken yakalamak mümkün değil. O yüzden de Japonya böyle yapıyor zaten. Aralıklı olarak baktırıyor. Doğal şeylerle beslenmemek, nitritten zengin beslenmek ve ailevi yatkınlık da çok önemli bir şey. Bir de bu iltihaplar yani hep geçiştirici şeyler. Mesela ertelemek. Ve eczacıları da çok saygıyla anıyorum ama gidip mesela eczaneden bir ezberi mide hapı almak. Evet. Böylece hep geçiştiriyorlar işi. Oysa alttaki hadise iltihap ilerliyor ve eninde sonunda da bir sıkıntı meydana geliyor. Ama Türkiye'de çok başarıyla bu endoskopi sistemleri oturduktan sonra erken yakalanan bir sürü vaka var. Ben kısa zamanda da yani 5-10-15 yıl içerisinde ciddi bir başarı sağlayacağını düşünüyorum Türk hekimlerinin. Peki endoskopi yaptırmaktan korkan bir grup da mutlaka vardır şu an ekranları başında izleyen izleyicilerimizin. Vardır, aslında tabii. Geçmişten bugüne kıyasladığımızda çok kısa ve tedavi alanında da çok kıymetli bir tanı aracı. Sizlere, evet, tanı aracı. Doğru. Tanı ve tedavi hatta. Endoskopiyi biz hastanemizde sedasyonla yapıyoruz. Yani çok istenirse genel anesteziyle de yapıyoruz. Onun için korkmalarına gerek yok. Onu tabii doktorla görüşüp... Çünkü ya görüşüp, uyanamazsam korkusunu bizlere gönderdikleri sorular içerisinde var. Yani iki şey var, evet. Ya uyanamazsam, o uyanamayacağı kadar bir narkoz vermiyoruz. Evet. Yani narkoz genel ameliyathanede verilir zaten. Biz sedasyon yapıyoruz. Derin sakinleştirici bir sarhoşluk sağlayıp o esnada incelemeyi yapıyoruz. Beyin açık mı oluyor hocam? Orada kendinde aslında biraz... Yani derin sarhoş gibi diyelim. Sarhoş gibi. Yarı uyur, derin evet. Sarhoş vaziyette. Onun için uyanamama gibi bir sorun olmaz. Duyma gibi de bir sorun olmaz. Duyma gibi de? Tabii duymayacak. Yani şeyi, ağrıyı, sızıyı, ya ağrısızı da yok da o hani ben öğürürüm, ben işte yutamam, ben şöyle yapamam, acaba çok ağrır mı falan. Bunları o doktoruyla görüşüp ona göre ayarlanabilir. Ama bazı merkezlerde hiç sedasyonsuz yapılıyor. Evvelden... Ben de bir kere öyle yaptırmıştım. Ben de kendime gastroskopi, kolonoskopi yaptırıyorum. Buradan insanlara da duyurayım. Çok zor oluyor. Gerçekten sedasyonsuz gastroskopi çok zor. Bir ortumu hissediyorsunuz burada ama sedasyonla çok rahat. Burada yeni teknolojinin faydaları aslında. Tabii cihazlar çok gelişti. Evet. Kolonoskopide de aynı yöntem mi hocam? Kolonoskopide de bir bağırsak temizliği müteahhitliyen kamerayla makattan girip bütün kalın evet. Bağırsağın incelenmesi. Aynı sedasyonla biraz daha dozları farklı yaparak incelemeyi tamamlıyoruz. Peki aynı anda hem endoskopi ve kolonoskopi tabii. Yapılabiliyor mu? Yani aynı seansta önce kolonoskopi sonra gastroskopi yapıyoruz. Genelde de mesela bu 50 yaş taramaları 60 yaşta falan ya da şüphelendiğim şeylerde birini yaparsak ben hastaya öneriyorum. Hani bunu da yapalım diye. Bir de insanlarımız da gerçekten çok daha ya önce sağlık her şeyden önce. Yok şu su bu su falan her yönden yardımcı olur. Gerekirse ekonomik anlamda da yeter ki bir erken teşhis olsun ya da bir şey yoksa da yok olduğunu bilsin. Adı olsun. Evet adı evet, olsun. Adı olsun.